Azerbaycan ordusu, Laçin yolu üzerindeki hakim yükseklikleri ve sınır boyunca geniş alanları kontrol altına aldı. Laçin bölgesine bağlı Jagazur ve Zabu köyleri arasında yer alan çok sayıda komuta yüksekliği, ana ve tali yollar ile sınır boyunca geniş alanlar kontrol altına alındı. Dünden beri Azerbaycan ordusunun Laçin yolunun girişinde mühendislik çalışmaları yaptığına dair bilgiler var. Ermeni kaynakları, Azerbaycan ordusunun, Goris'a bağlı Dikköy'ü yakınlarındaki Ermenistan ile sınır kesimindeki Goris Han kendi yolunu kapattı. Bölgede Azerbaycan ordusuna ait ondan fazla Ural askeri aracı bulunuyor. Azerbaycan askerleri yol üzerinde hendek kazmaya, tahkimat yapmaya ve kontrol noktası kurmaya hazırlanıyor. Yayınlanan bilgide, aldığımız bilgilere göre Azerbaycan, Laçin koridorunun eski yolunun bir kısmının geçici olarak kullanımına izin verdi. Erivan, Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan yolu 1 Nisan'a kadar inşa etmek zorundaydı ve önceki yol tamamen Azerbaycan'ın kontrolünde olmalıydı. Ancak Ermeni tarafı yeni yolu yapmazken, Azerbaycan belirlenen saate göre yolu kapatarak kontrol noktası oluşturuyor. Umarız sebep budur. Aksi takdirde bu, Laçin koridorunu Azerbaycan'ın kontrolüne alacak son adım olacaktır denildi. Bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı. Ancak Ermeni kaynakları bu adımı Laçin koridorunun Ermenistan sınırından başlayan kısmında bir kontrol noktası kurulması olarak değerlendiriyor. Rus siyaset bilimci Pavel Klačkov Rusya'nın Güney Kafkasya'daki etkisinin azaldığını belirtti. Rus uzman açıkça Rusya'ya meydan okuyan Ermenistan oturduğu dalı kesiyor. Moskova'nın konumu, Rus barış güçlerinin çatışma bölgesine konuşlandırılması Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki askeri operasyonları durdurmasına yardımcı oldu. Ama şimdi durumu ağırlaştıran ve savaşı yeniden alevlendiren koşullar var. Gerçekleşen çeşitli adımların kompleksi yeni bir askeri çatışmaya işaret ediyor. Yakında olacak. Ama senaryo her zaman değişiyor. Güney Kafkasya'daki durum aynı zamanda ciddi oyuncular olan Rusya, Batı bloğu ve Çin arasındaki küresel gerilimin segmentlerinden birinin yansımasıdır. Bu küresel buluşmada büyük oyuncular arasında büyük kavgalara girmeden soğukkanlılığınızı korumak ve geminizi yani devletinizi daha güvenli bir şekilde yönetmek çok önemli dedi. Rusya'nın Güney Kafkasya'daki etkisinin azaldığına dikkat çeken uzman, "belli bir erozyon yaşanıyor ve Ermenistan bizim için pek uygun olmayan bir ülke haline geliyor. Erivan'dan gelen açıklamalar boşuna görünmüyor. Bunun nedeni, Batı'nın Rusya için yeni bir gerilim noktası ve baş ağrısı oluşturmak istemesidir." dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, küresel ve bölgesel zorluklara rağmen Ermenistan'ın sürekli olarak demokratik reform gündemini uygulamaya devam ettiğini belirtti. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara egemen toprak olduğunu savunan ve Azerbaycan tarafından işgal edildiğini iddia eden Paşinyan, Eylül ayında demokrasilerin birliğini ve Ermenistan'a yönelik saldırganlığın açık bir şekilde kınandığını hissettik. Bu fırsatı değerlendirmek ve diplomatik angajman yoluyla daha fazla saldırıyı durdurmamıza yardımcı olan Amerika'ya ve diğer ortaklarımıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. Ermenistan, dünya çapındaki insan hakları ihlallerini güçlü bir şekilde hissediyor ve soykırımları, etnik temizlikleri ve zulmü önlemek için birlikte yapmamız gereken çok şey var. Bugün Karabağ'da Ermenilerin başına gelen her ne ise, Laçin koridorunun Azerbaycan tarafından ablukaya alınması ve bunun yol açtığı insani kriz, kesinlikle Karabağ'daki Ermenilere yönelik bir etnik temizlik girişimidir. Buna göz yumamayız. Aynı zamanda Ermenistan'ın Azerbaycan ile barış sürecine bağlılığını sürdürdüğünü yineliyorum. Bölgenin barışçıl kalkınmasının alternatifi olmadığına ve demokratik değerlere bağlı kalmanın barışa giden bir yol bulmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz dedi. Diğer yandan Azerbaycan milletvekili Fazıl Mustafa'nın terör saldırısına ilişkin soruşturma sürerken faillerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Azerbaycan ulusal direniş örgütü sözcüsü Macid Cavadi, her ülkenin istihbarat teşkilatının kendi imzası olduğunu, yaptıkları işlemlerin bu el yazısından anlaşıldığını belirtti. İsrail, Türkiye ve İran’ın ulusal istihbarat servislerinin çalışmalarını karşılaştırmalı olarak analiz eden Cavadi, İsrail, rakip ülkelere ve onların sistemlerine sızarak bilgi elde ediyor. Ayrıca karma operasyonlar yoluyla yüksek rütbeli kişileri ortadan kaldırır. Türk istihbaratı insansız hava araçları operasyonlarını tercih ediyor. Kurum ve kuruluşlara sızarak bilgi toplar. Sonra insansız hava aracı ile havadan ateş ediyor ya da yakalayıp Türkiye'ye getiriyor. İran istihbarat servisi karmaşık operasyonlara basit ve yalın yöntemleri tercih ediyor. Sızma kabiliyetleri çok yüksek olmadığı için halka açık yerlerde bomba patlatıyorlar, sıradan ve masum insanlara kalaşnikof ve hafif silahlarla alenen saldırıyorlar. Bunun örneklerini Türkiye'de ve Avrupa'da gördük. Hizmet kurumları sıradan vatandaşları hedef alıyor. Bazen onları kaçırıp İran'a götürüyorlar, sebepsiz yere sokakta vuruyorlar dedi. İran'ın bu yönteminin terör örgütleriyle özdeş olduğunu aktaran Cavadi, bu belge bir hizmet kurumunun çalışmasından çok terör örgütlerinin işine benziyor. Çünkü terör örgütleri de aynı şekilde faaliyet gösteriyor dedi. Milletvekili Fazıl Mustafa'ya yönelik suikast girişiminin arkasında İran'ın olduğunu göz ardı etmediğini ifade eden Cavadi, milletvekilinin vurulmasının arkasında İran'ın Azerbaycan'da bulunan Hüseyniюн örgütünün olduğu göz ardı edilmiyor. Çünkü Fazıl Mustafa onların hedefi olabilecek kişiydi dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 400. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 5 füze, 25 hava ve 34 çok namlulu roket atar saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Rusya'nın hava saldırısı sonucu Hersin ve Donetsk bölgesinde sivillerin yaralandığı aktarılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları Limanski, Bahmut, Avdiivka ve Marine yönlerinde devam ediyor. Ukrayna savunma kuvvetleri düşmanın 60'ın üzerinde saldırısını püskürttü. Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin geçici olarak işgal altındaki bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde Rus gurbetçiler Ukrayna vatandaşlarına baskı uygulamaya ve insan haklarını ihlal etmeye devam ediyor. Özellikle Krasnoperekopsk'ta Rus Federal Servis çalışanları fişeleme, sivillerin dövülmesiyle sorgulama gibi karşı istihbarat tedbirleri gerçekleştiriyor. Savunma kuvvetleri havacılığı işgalcilerin odak bölgelerinde 5 saldırı düzenledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus Su-24 bombardıman uçağını imha etti. Ukrayna roket ve topçuları, aynı anda düşmanın yaşam gücü, silah ve askeri teçhizatı odaklı üç bölgeyi, elektronik harp istasyonu, mühimmat deposu ve düşmanın yakıt ve yağ deposunu vurdu denildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun 172.900 askerini kaybettiği, 3.610 tank ve 6.974 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada, 2671 topçu sistemi, 526 çok namlulu roket atar, 278 hava savunma sistemi, 306 uçak, 291 helikopter, 2239 insansız hava aracı, 911 seyir füzesi, 5518 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.